İstiklal Caddesi'nde bir restoran, şanse restoran, huzurum düşün. İran mutfağına özgü tatlar, lezzetiyle aklımıza kazınan anılar. Çelo kebap, keşke bademcan, zeytun tervalde ayran. Hayran, her lokmada bir lezzet, bir heyecan. Şanse restoranda buluşuruz her an. Şanse restoran, lezzet diyarı, İran mutfağı, kalbimizin pınarı. Çelo kebap, tatların kralı, evin gibi sıcak, dostlukla dolu. Atmosfer müthiş, adım atar atmaz, İran'ın ruhu burada yaşar her an. Canlı müzik yankılanır gecede, tatlı melodiler kalpte iz bırakır her seferde. Şanse restoran, lezzet diyarı, İran mutfağı, kalbimizin pınarı. Çelo kebap, tatların kralı, evin gibi sıcak, dostlukla dolu. Atmosfer müthiş, adım atar atmaz, İran'ın ruhu burada yaşar her an, her an. Canlı müzik yankılanır gecede, tatlı melodiler kalpte iz bırakır her seferde. Şanse restoran, lezzet diyarı, İran mutfağı, kalbimizin pınarı. Çelo kebap, evin gibi sıcak, dostlukla dolu. İran'ın yemekleri sofrada bir lezzet, Şamse'de buluşur her tat, her lezzet. Her anında hissedersin evinin sıcaklığını, İstanbul'da bir İran yaşatır o anı. Öndeyim hani madde, yine aparınca tuna budanet aziyete. İnke çeşme to bevandi ruhame vazife. Şimdi yemek seçimi yapılıyor burada. Bir zeytin salatası var. Kebap var, pilav var. Patlıcan yemeği var. Ayran var. Ondan sonra iki çeşit şey var, kebap var. Evet. Ve pilav var. Pilav var. Tamam. Salat mı? Bu ayrandı. Ayranı bitirdiler. Dobara bakın. Değişik değişik şeyler var içinde. Yeşillikler var. Fazla lezzet veriyor. İyi mi? O da beğenildi. Bu da değişik değişik yeşillikler var içinde. Bu şekilde bir sofra açılıyor. Yerde oturuyorsunuz. Oturuyorlar. Pomeyo. Raha bu tarafta da Şiva. El sallıyor. Böyle bir sofra açılıyor. Deniyorum. Ayranı deniyorum. İçinde yeşillikler var. İyi. Güzel. İnan bir tane de gazlı ayranı var. Ondan değil, açık ayran bu. Lezzetli.
Buna keşke patlıcan diyorlar. Patlıcan yemeğidir. Üzerinde nana, yağda kavrulmuş nana koyarlar, kuru nana. Ve bir de keşk var diyorlar, kurut diyoruz. Burada Mirza Kasım, İran kuzeyine de bölgesinde bir yemektir. Bu da zeytinperverde diyorlar. Zeytin var, ceviz var, nar ekşisi var bunda. Bu da ekmek sengek diyorlar. Çakıl taşların üzerinde bunları yaparlar. Şiva başladı. Bu zeytinperverde. Yani yeşil zeytindir, cevizdir, nar ekşisidir, kimyondur, zön. Şimdi Raha beğenirse bize bir şey kalmaz. Raha beğenmezse bize belki bir şey kalmaz. Nasıl? İyi. Tamam. Herkes zeytinperverden hallediyor. Güzel. Demek beğenildi. Keşke bademca her lokmada bir lezzet, bir heyecan. Şanse restoranda buluşuruz her an. Canlı müzikle coşarız. Şimdi patlıcan yemeğidir. O da beğenildi. Bu patlıcandır. Üzerinde kuru nananın yağda kavrulmuşudur. Bir de kurut. Keşk diyorlar. O kurut. Keşk diyorlar, kurut diyorlar. Burada değil. Bu Karadeniz'de ve şeyde, Van'da falan da var da ben burada görmedim. Pek yemekte kullanılmıyor. Yemeğe güzel bir lezzet veriyor. Şimdi Şiva ilk defa yiyor bunu. Bir bakalım ne diyor. İyi mi? Şiva ilk defa yiyor. Hayran her lokmada bir lezzet, bir heyecan. Şanse restoranda buluşuruz her an. Buna Mirza Kasım'ı diyorlar. Bu İran'ın kuzey bölgesinde, Hazar Gölü'nün o taraflarında, Gilan'da olur. Bu da beğenildi. Şimdi esas bizim testlerimiz tatlıman. Bu mu? Tamam. Bakın katı oluyor. He, onu ben yapayım gör nasıl. Bu daha şey sulu. Bu zeytinperverde. Biraz suludur. Evet. Sulu olmuş. Bu biraz daha koyu olması lazım. O yönden biraz zayıf. Biraz sulu bu da. Cevizi biraz daha fazla olur. Nar ekşisi olur. Zeytinyağı olur, kimyon olur. Bunun suyu biraz daha koyu olması lazım. Bu biraz daha sulu olmuş. Daha onu beğenmiş. Hallediyor. Nefes almadan da götürüyor. Bu sengek. Ekmek. Çakıl taşı üzerinde tandırda yapıyorlar. Bu keşke badınca. Şu şekilde. Güzel. Hem keşke güzel. Hem kurusu. Nana, kavrulmuş nanası da güzel, patlıcan yok. Bu kıvamında. Bir de bu
Mirza Kasım'ı deniyor. O neydi? Bunu karıştırıyorum. Patlıcan kebap yapıyorlar. Patlıcanı mangal yapıyorlar. Burada Mirza Kasım'ı diyorlar. Bir közlenmiş patlıcandan yapılıyor. Yumurta da var. O İçinde bizim. Yumurta var. Ondan sonra domates var şu şekilde. Ben şeyin nakasandıram. Bu Mirza Kasım'ısı biraz zayıf kaldı. Şunun patlıcan, biraz da salçası çok fazla olmuş. Yok. Salça normalde bu kadar salça olmaz. Bu kadar da kırmızı olmaz. Biraz daha rengi açık olur. Salçasını biraz fazla kaçırmıştı. O Mirza Kasım'ın lezzetini alamıyorsun. Daha ziyade salça tadı geliyor. Bu istiyor mu? Yok, patlıcanı güzel. Nasıl şey var? Keşke bademcun diyorlar. Bizim ana yemekler geldi, bu kebap. Bu şekilde getiriliyor, servis yapılıyor. Buna sultane diyorlar. Çifttir. Bizi kebap bekliyorlar, yaprak kebap. Bir tane de kıyma var. Tamam. Bu bilinçleri. Bu kebabı sultanı. Bu kıyma, yani Adana gibi. Bu da pirinçleri. Pirinçin yanında bir tane tahçin koymuşlar. Bu tahçindir. Zeflanlı pirinçtir. Özel bir yemektir o. Yani özel bir pirinçtir. Yapılıyor. Bu da bir yemektir. Bunun lezzet olsun diye yanına koymuş. Şimdi başlayalım. Bunların yanında bir de tereyağı gelir. Tereyağı bu pişirmesi, bu bilincin pişirmesi süzme olduğu için süzülüyorlar suda. Yağ pek olmuyor. Yağını sonra bu şekilde tereyağına ekliyorsun. Hem lezzeti olur hem kuru olmuyor. Karıştırıyorsun bu şekilde. Şurada da şiva yapıyor. Yanıma gel. Peki. Şimdi rahat dayanamıyor. Diyor ki ben yiyeceğim. Çabuk olunuz. Tamam. Kebabı yiyor. İyi mi? Kebabını beğendi. Sümeyye hala o keşke bademcunu yiyor. Kıymadan alıyor. Tamamen al. Buyur. İyi mi? Kebap iyi. Yani kıyması şey iyi. Adana kebap gibi. Şimdi şiva. Ben limon sokmadım. Yani bunun patlıcan, domates var, biber var veya limon. Bunları üzerine sıkman lazım. Belki de neden? İkisini de alayım, sana. Bu kıyma, o da berk. Bonfileden yapılıyor berk. Şimdi bu
kıymanı yiyor. İyi mi? Bir de belgi denersin. Bu kubide. He, bu kubide. O belgi denemişti. Şimdi kubide deniyor. Buna biraz da sumak koymamız lazım. Bu yemeğin, bu pilavın, bu tereyağı. Bu tereyağı böyle bilincin üzerine koyuyorsun. Bu biraz süzme bilinç olduğu için biraz kuru olur. Bunun üzerine de sumak konuluyor. Hep böyle bu şekilde koyarız. Biraz da daha koyayım. Çok lezzetli yapıyor. Bunu böyle karıştırıyorsun. Tamam. Şimdi bu kıymadan alıyorum. Bu kıyma kubide diyorlar. Kıymayla soğandır, karışıktır. Bu şekilde. Güzel. Evet, bu domatesi de alıyorsun. Biraz bu domatesden, ben kabuklarını pek yemem. Biraz da bu berkten alalım. Bu bonfileden yapılıyor. Şu şekilde. Biraz da limon sıkın. Bu şekilde. Güzel. Şöyle kebabı başarılı. Keş kebabımcını iyi. Mize kasmi bu. Biraz salçası fazla olmuş. Salça tadı alıyorsun sadece. Genel olarak yemekler lezzetli. Şimdi ben bununla devam ediyorum. Çünkü Raha yemeye başlamış. Bana bir şey kalmaz. Kamaslar, kalbim malı tu, hemişe hoş ve malı tu. Aramışı can, karşap ne yarar. Ferdatına başı, divane bebar. Aşık tarafanım. Bu rolet bir yaş pasta İran'da. Şimdi iki çeşit var burada. Bir sadesi var. Bir de meyvelisi. Şimdi Raha meyvelisini deniyor. Bu şekilde. Güzel, beğendi Raha. Şimdi İstiklal Caddesi'ndeyiz. İstiklal Caddesi'nde Şemsi Restoran var. İran mutfağından yemekler sunuyor. Yani restoran, İran yemekler restoranı. Güzel bir restoran. İstiklal Caddesi'ne gelirseniz eğer ve İran yemeklerini tatmak isterseniz eğer, burada birkaç tane restoran var da biz denedik. Sunumu güzel, hizmeti güzel ve yemeği de güzel olan burası. Yani burayı denemek isterseniz güzel bir yer. İran yemeklerine hitap ediyor. Elbet bu binada iki tane restoran var. Bir yukarı çıkıyorsun, bir aşağıda. Aşağı inen kısım İran restoranıdır. Yemekleri güzel, deneyebilirsiniz.